Neyse bu yolu öğrendiler. Koksi. Koksi neredesin? Çok seviyorum seni. Akıntı falan yok. Mutlu aile yaşantılarıyla dikkat çeken Müge Boz'la Caner Erdeniz çifti Hamlet dizisinin galasında görüntülendi. Ünlü oyuncu eşinin basket antrenmanlarının çok yoğun geçtiğini söyledi. Evet evet. Aynen. Yanında karşılaşıyoruz ama. Aynen. Antrenman yoğunluğundan. Caner bu aralar çok yoğun olduğu için biraz öyle oldu. Gidiyor musunuz? Şeylere, maçlara falan takip edecek misiniz antrenmanlara? E tabi yani antrenmanlara gidemiyoruz tabi öyle bir şey yok. Öyle bir izin yok yani genelde daha ciddi olduğu için ama maçlara falan tabii ki gideceğiz yani gidiyoruz. Bu aralar biraz deplasman maçları yoğunluktaydı. İşte en çok gitmek istediğiniz maç böyle müsabaka var mıdır? Yani... Vallahi büyük maçları seviyor evet, daha yani çok. Genelde hani büyük maçları. Büyük maçlar... Efes Füsen maçını... O maçları daha çok seviyor aslında. Evet, onlar biraz daha böyle heyecanlı aynen. Geçiyor. Siz neler yapıyorsunuz bir gecenin haricinde? Nasılsınız? Artık yeni sezon, pandemi gitti. Evet. İş güç ne durumda? İşte iş güç şu anda zaten bir yoğunluk var. Hani bazı projeler var. Onlar da böyle tam netleştiği zaman size söyleyebiliriz. Onun dışında işte bizim kendi sosyal medyamızda yürüttüğümüz işlerimiz var. İşte reklam işbirliklerimiz var. Onlarla zaten vaktimiz geçiyor. Boz ve Erdeniz, gelecek ay 2 yaşına girecek kızları Vina'nın gelişimini hayranlıkla izlediklerini anlattı. Vina artık bebeklikten biraz çıktı gibi yani. Ne evet, diyorsun? Evet artık şimdi konuşmaya başlayınca başka bir... Biz de ne ara büyüdü bu kadar anlamadık yani. Çok hızlı geçti zaman. Ama tabii ki her dönemi ayrı güzel. Biz de ayrı keyif alıyoruz. Şu anda da yani her adımı, her işte konuşması, yeni sözler söylemesi, cümle kurmaya başladı falan. Evet. Aşırı heyecanlı bizim için. Müge Boz, kızının babasına daha çok düşkün olduğunu belirtti. Kime daha böyle düşkün oluyor? Vallahi kime daha düşkün hiç öyle bir ayrım yok gibi sanki çocuğun ya. Ya bana göre mesela Caner'e daha öyle düşkün. Yani mesela sabah kahvaltı yapıyoruz evet. Diyelim Vinay'la. Hani Caner de işte birazcık daha sonra mesela bir şeyler yediği zaman hemen böyle babasının kucağına oturuyor. İşte babamın yediğinden de ben yiyeceğim falan gibi böyle ona karşı birazcık daha bence bir şey var. İşte beraber bisiklete biniyorlar, kaykay yapıyorlar falan. O yüzden bence birazcık daha sana düşkün. Evet sanki evet vurulmuş gibi hissettiniz değil mi? Aynen. Hayır bence kıskançlık değil yani benim çok hoşuma gidiyor hani. Baba kız ikisinin ilişkisinin bu kadar güzel oluyor olması. Güzelce izliyorum yani öyle bir kıskançlık değil bence yani evet, şimdi evet. Tekrardan bir düşündüm de. Ünlü oyuncu kızları Vina'nın şimdiden jimnastiğe başladığını ifade etti. Konuşuyor musunuz hani geleceği hakkında ne olması, oyuncu olsun? Öyle olsun. Bir hayalim var mı? Vallahi sporcu biz, mu olsun, oyuncu mu olsun? Yani evet mesela şu anda işte jimnastiğe başladı çok küçük olmasına rağmen. Ama yani biz elimizden geldiği kadar işte hani farklı konulara onları onu gösterip sonrasında kendi kararını vermesini izleyeceğiz yani nasıl olacak bilmiyorum tabii şimdi biraz söylemesi kolay ama öyle evet öyle bir şeyimiz yok şu an için işte hani şu meslek illaki şu meslek olsun falan kendi tercihi. Müge Boz'la Caner Erdeniz çifti çocuklarını sosyal medyanın tehlikelerine karşı korumak için de ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi. Doğru içerikleri izlemesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız ama tabii ki bu şu anda hani çok her yerde olan bir konu olduğu için hani ne kadar engelleyebiliriz bilmiyorum. Sonuçta onlar da çok farklı bir jenerasyon. Hani biz kendimiz gibi düşünemeyiz. Hani ben mesela ekranı full yasaklamaktan yana da değilim. Çünkü dediğim gibi bunlar çok başka bir jenerasyon olduğu için hani arkadaşlarından ve çevresinden de çok böyle geri kalsın istemiyorum. Onun dengesini bulmaya çalışacağız yani elimizden geldiği kadar. İşte artık çocuk içerikleri, çocuk şifreleri vesaireleri derken biraz daha elimizden geleni yapmaya çalışacağız yani ama tabii ne kadar olur bilmiyorum. Güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler.